göresim geldi berçenek seni. Dumanlı dumanlı oy bizim eller. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Muğla Marmaris Çörüş köyündeyiz. Çörüş köyü Marmaris'e 45 kilometre, Muğla'ya da 45 kilometre. Tam ikisinin ortasında tarım, hayvancılık, turizmle uğraşan köylerimizden bir tanesi. Buradaki söylentilere göre 1900'lü yıllarda buraya yerleşmişler Aydın'dan. Şimdi sevgili muhtarım Veysel Keskin bunu bizlerle paylaşacak. Gerçekten her tahtacı köyü yeşil bir alanda maviyle çok bütünleşen bir köy ama evet, Çürüş köyü de onlardan bir tanesi. Güzel ve şirin bir şirin köylerimizden bir tanesi. Söz sevgili muhtarım Veysel Keskin'e. Veysel Bey, gerçekten biz buraya gelirken de köyün içerisine girerken de çok böyle yeşil bir köy. Dedi ki herkes buraya imrenir. Turizmiyle, tarımıyla, hayvancılığıyla böyle şu anda sesler de geliyor, görüyoruz. Aynen. Hayvan sesleri, inek sesleri de geliyor. Onu da görüyoruz. Bir kere köyünüz çok güzel. Köyünüzün güzelliği de sevgili muhtarım sizi yüzünüze de vurmuş. Efendim, Çörüş köyü deyince akla geleni nasıl anlatırsınız? Öncelikle TV10 olarak bizim köyümüzü dünyaya açmak için, bize ulaştığınız için, bizi aradığınız için sizlerden çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Köyümüz 1900 yıllarında yerleşim yapmaya başlamış. Anadolu'dan, Aydın'dan göç etmişler. Evet. Göçebe hayat yaşıyorlarmış. 1900 yıllarından sonra yavaş yavaş çoğalmış. Evet. Ve şu anda turizmle, hayvancılıkla, çiftçilikle geçimini sağlamış. Nüfusu var efendim. Nüfusu artık günübirlik dolup boşalıyor. Marmaris'le bağlantılı olduğu için aşağı yukarı 800 civarında nüfusu var. 181 hanesi var. Fakat şurada burada yerleşim olarak 400-500 nüfus barınıyor ama günübirlik dolup boşalıyor. Evet. Şey aslında Marmaris ve bu bölgede kış yok, sonbahar çok az var. Aynen. Birden yaz geliyor, devam aynen, ediyor. Aynen. Yani ara vermiyor, kışı yok sadece. Aynen. Sonbahar ve yaz mı diyoruz buradaki? Bir günde 4 mevsim yaşayabiliyoruz. Evet. O kadar güzel bir cennette evet, yaşıyoruz. Burası tahtacı bir köyü, evet. Alevi tahtacı köyü. Evet. Tahtacılar gerçekten ülkemize çok önemli yerler, evet, gelenekleriyle, evet, görenekleriyle güzel bir yer. Bu tahtacılar ya basır ocağına bağımsız Alevi ritüellerini, geleneklerini yerine getiriyor mu? Getiriyor. Aynı devam ediyor. Burası evet, çevremizde Sünni köyü olarak biz iç içe yaşıyoruz. Kardeş şeklinde. Evet. Ayrım yapmadan. Yok, ben buradakiler diyorum. Siz evet, Alevilik gereğini evet, yerine getiriyor musunuz yani? Getiriyoruz, getiriyoruz. Evet. Aynı şekilde devam ediyoruz yani. Evet. Örk ve adetlerimiz evet, aynen devam ediyor yani. Peki efendim, siz iki tarafa da 45 ve 40, ile evet, 45, ilçeye 45 kilometre bir alandasınız. Sizin köyün şu an en önemli sorunu nedir veya sorunu var mıdır? Çok önemli bir sorunumuz yok. Evet. Her yerden belediyelerimiz yardımcı oluyor. Evet. Devletimiz de iyi kötü yardımcı oluyor yani. Gereken şeyi yapıyoruz. Kendi imkanlarımızla, halkımızda topluma açık olduğu için, aydın olduğu için el ele verip kendi imkanlarımızı da ortaklaşarak her şeyi yapıyoruz. Köyümüz mesela iyi. Köyünüz kendi imkanlarıyla ne yaptı? Cem evini yaptı. Evet. Düğün yerinde evet, kısmen yaptı. Evet. Bu ara belediyemizin de desteğiyle evet, onu da bitirmek üzereyiz. Evet. Yapıyoruz. Her şeyimizi yapıyoruz köyümüzde. Yani. Çok teşekkür ederim bu tarım. Zaten sonra ileriye doğru içeride köye girdiğimizde görüşeceğiz. Evet. Biz de birazdan evet, köye gidiyoruz ama şöyle bir misafirimiz daha var. Onu da alalım, hem tanıyalım. Sevgili Hasan Bey, nasılsınız? İyi misiniz? Sağ ol, siz nasılsınız? Evet, vallahi demin muhtarla da konuştuk ama yani hakikaten köy nasıl söyleyeyim, işte yeşiliyle, biraz mavisiyle, içeriye girdiğimizde dumanıyla, inekleriyle, hayvanlarıyla, tavuklarıyla müthiş bir hem bir köy havasını hem bir kasaba havasını ve güzellikleri yansıttı bize. Yani biz buraya geldiğimizde gerçekten yüreğimizle, yüzümüzle gülmeye başladı bu güzelliği görünce. Burayı bize bir anlatır mısınız? Ya ben böyle gördüm. Bir dakikalık, siz nasıl anlatırsınız? Yaşamınız boyunca buradasınız. Siz nasıl anlatırsınız? Merak ediyorum, bekliyorum. Vallahi köyümüz çok eskiden tahtacılıkla uğraşan bir yer.
Sonradan bütün tahtacılar öyle. Ondan koymuş değil mi adı yani tahtacı köylerine? Tahtayla uğraştığı için mi? Evet. Tahtayla uğraştığı için tahtacılık yapıyorduk daha düne kadar. Evet. Orman kesimi bitirdi, bıraktırdı. Evet. Daha sonra şehir Marmaris turizmle hayvancılık. Hayvancılıkla ne yapıyorsunuz burada? Yani süt mü satıyorsunuz? Genel süt üretiyoruz. Süt üretip satıyoruz. Evet. İşte kooperatif var Kızılyaka'da. Evet. Kalkınma kooperatifi. Tarım derken ne alıyorsunuz tarımdan? Tarımdan eskisi bir tarımımız yok. Eskiden çok tütün yapardık. Evet. Şimdi tütün işi bitti. Tütünü yere ne ekiyorsunuz? Herkes yiyeceği bahçeye ekiyor. Başka bir şey. Biraz susam eken var. Evet. Dar eken var. Evet. Başka bir şey aslında yok. Aslında tarım küçük ama hayvancılık mı daha yüksek? Hayvancılık yüksek. Turizmle hayvancılık yüksek. Turizmle hayvancılık. Tarım evet. Pek kalmadı. Evet. Turizmle hayvancılık. Peki göç var mı efendim köyde? Çok göç veriyor musunuz? Hayır. Göç vermiyorsunuz. Hiç vermiyoruz. Sadece günübirlik Marmaris'e gidip gelen gençlerimiz var. İhtiyarlar burada. Evet. İhtiyarlar burada. Yani o gençler de ihtiyar olacak. Onlar da burada mı? Tabii. Burada. Tabii. Peki. Dönüyor. Emekli olun dönüyor yani. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben sağ teşekkür olun. Ederim. Evet. Sevgili izleyiciler, köyümüzün içine doğru yol alıyoruz. Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Üzülmesin, ağlamasın, belki gelir yarına. Evet sevgili izleyiciler, şu an köyümüz içinde geziyoruz. Hakikaten böyle baktığın zaman ismi Hasan, soyadı Azman ama kendisi Azman değil, gayet kibar ve şirin bir arkadaşımız. Efendim köyümüz içine geldik gerçekten. Hani bir insan güler ya, insan süliyeti var ya, içeriye girer girmez ben kendim onu gördüm. İşte yeşilin hakim olduğu, horozların öttüğü sabah, bacaların duman tüttüğü bir köy. İçeriye girdik, muhtarımız da bizi güler yüzle karşılayınca hepimizin yüzü gülen oldu, gülen yüz olduk. Efendim sizce bu köyü biri benim gibi biri gelse sorsa size nasıl anlatırsınız veya nasıl bir reklamını yaparsınız? Turizme açık, hayvancılığa açık, kısmen de olsa tarım var. Şirin bir köylerden bir tanesi, benim gezdiğim köylerden sürekli geziyorum. Ama özellikle Tahtacı Köyü'nün böyle güzelliğini de görmek beni mutlu etti, sözsüz efendim. Şimdi köyümüzün turizm açısından herhangi bir güzelliğini görmek isterseniz çevresindeki ormana bakmak lazım, evet. Yeşile bakmak lazım. Diğer taraftan köyümüzün insanların çok cana yakın. Sıcakkanlı oldukları zaten tartışılmaz. Misafirperverdir. Köyümüz gerçekten saf, temiz. İnsanlarıyla, doğasıyla, yeşiliyle iç içe girmiş güzel bir köyümüz. Efendim göç de vermiyormuş bu köyün. Bu nedeni bu mudur yani? Şimdi göç veriyor. Tabii çalışan genç nesil çevrede çalıştığı sürece emekliliğine kadar çalışıyor. Emekli olduğunda köyümüze geri geliyorlar. Dönüyorlar geriye. O göç verilmez. O geriye dönüştü. Geriye zaten dönüştü zaten. Böyle daimi bir, devamlı bir göç değildi. Yani kalıcı bir göç değildi. Geri dönüşümlü peki bir göç oluyor. Tarım niye bu kadar çok bitti burada? Tarım da daha tarım bütün bütün ekiliyormuş. Zaten bilmiyorum yani tarım belki topraklarımız elverişli değil belki de. Evet. O yüzden herhalde. Yani öyle mi diyorsun? Tarım konusunda pek bir bilgim yok. Muhtarımız evet. Daha detaylı bir bilgi verir bu konuda size. Evet. Tarım konusunda bir fazla bir bilgi. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil efendim. İyi çalışmalar diliyorum size. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyi, iyi. Gülşen Sandıras. Gülşen abla nasıl gidiyor? Maşallah ineğinde böyle tek bir ineğin var galiba. Tek ineğim var. Böyle bana çocuk gibi bakıyorsun galiba. Bakıyor çocuk gibi. Beş adı tane. Adı ne? Adı Akkız. Akkız he. Beş tane çocuk dedin. Beş tane. Beş tane kuzum var. Dokuz tane yavrusu var. Oy canım. Beş tane kuzum dokuz yavru. Anası öldü. Ameliyat ettik. Karnından baytar ameliyat ettik. Karnından iki tane yavrusunu çıkardık. Her gün biberonla emdiriyor. O kuzular mı? Bakıyor. Evet. Annesiz kuzuları. Annesiz kuzuları büyütüyoruz. Annesi bizi artık. İyi onları bir çekelim o zaman gelip ya. Dokuz tane çekin buyurun. Peki bu inek ne yapıyorsun şimdi? İnek onu, şimdi beş aylık gebe. Evet. Hamile. Bebek var karnında. Evet. Şura tarlaya takacağım. Bağlayacaksın. Orada yayılacak. Evet.
Oradan eve geleceğim, sütünü pişireceğim. Evet, süt de satıyor musun acaba? Süt satıyoruz, kooperatifimiz var, Kızıl Yaka kooperatifimiz evet. var. Peki para bırakıyor mu bu iş? Bırakmıyor, yemi çok pahalı, evet. samanı çok pahalı, evet. otu çok pahalı, bırakmıyor ama ne doğal yapayım? Yaşayalım diye besliyoruz. Onunla idare olalım diye besliyoruz. Oy canım benim, çok teşekkür ederim. Ne yapalım? Evet. Başka yani gelirimiz yok, yaşımız evet. yerini buldu. Peki efendim siz bir Alevi kadınısınız, tahtacısınız. Burada tahtacı Aleviler kendi ritüellerini cemevide yapılmış cemlerini, demlerini, sorgularını dedeye gelip yapıyor mu? Yapıyoruz. Her sene evet. yılbaşına 15-20 gün kalaraktan dedemiz evet. gelir. Evet. Hepimiz yörelerimizi giyiniriz. Bugün gideriz. De giyseniz keşke. Giyiniriz gerekirse. Evet. Dedemiz yok, giyinecek. Peki çok teşekkür ediyorum sana. Ben de teşekkür ederim. Evet, merhaba Erol. Merhaba. Erol Bey'di. Hoş geldiniz. Evet. Mikrofon bana ait evet, efendim. Tamam. Motosiklet de size ait. Bak birbirimize sahip çıkalım. Ben almıyorum onu. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim bu köyü bize bir anlat ya. Burayı bir anlat. Ben hasta oldum, aşık oldum neredeyse bu köye vallahi. Ya köyümüz güzel yani. Evet. Köy 10 seneden beri yani muhtarımız yani iyi bir işler yaptı başarıyla. Ya sen şimdi muhtarı methetme muhtara soracağız yani. İkinci ya, dönem işte ha. Yani 7 yıl olmuş yani. Daha 10 seneyi tamamlamamış. Ay köy nasıl dedin de ben anlaştırdım yani. güzel şeyler yaptılar şu anda. Efendim köy... tarım durmuş köyde. Niye tarım durdu? Hayvancılık biraz da arttı veya işte turizm arttı. Orman kesimi durmuş tahtacılar da. Tabii. Herkes yani burada sahil kesimine gitmiş çalışıyor. Herkes şoför. Evet. Çoğu o işler daha başı zor gelmeye durdu. Evet. Onun için Marmaris'e gitti çoğu. Bu iş imkanı fazla yok burada yani. Evet. Onun için Marmaris'e gitti. Ama gidenler geri geliyor değil mi dönüş? Evet, canım yaşlanacağız. Emekli olursa öyle geliyor köye. Yoksa gelmiyor mu? Gelmiyor. Gençlik takımı. Yani Marmaris'ten yani. Buraya 45 kilometre gelmiyor mu? Ya gelip gidiyorlar yani. Ya ama yani gelip gidiyor. Servisine giden gelen vardı. Çalışıyorlar. Ben bile yani haftada bir iki yıl geliyorum yani. Onu da ben mi yakaladım seni? Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Seni yolunu ettik. Hadi iyi çalışmalar. Teşekkürler. Hadi size iyi günler. Üzülmesin, ağlamasın. Belki gelirim yarına canım. Hasret kimseye kalmasın. Sevdalılar ayrılmasın. Ayrılmasın. Evet sevgili Gülşen Sandıra, ikinci Gülşen'le görüşüyoruz şimdi buraya girdiğimizde. Efendim gerçekten köyünüz çok harika. Her bunu söylüyoruz her mikrofonu uzattığımızda bunu soruyoruz ama köyün güzelliği de bütün insanlara da vurmuş yani bunu da görüyoruz. Çünkü muhtarımız da bizi karşılarken bunu gördük. Efendim burayı bize bir anlatır mısınız? Tarım azalmış, biraz hayvancılık ve evet. turizm artmış. Evet, bir kadın olarak azalmış. Burada emekçi bir kadın görüyorum çalışan karşımda. Burayı bize bir anlatın. Burayı ne diye anlatayım ben şimdi? Burası iyi bir köyümüz var, güzel insanlarımız var. Evet. Bilmem sıcakkanlı. Evet. Peki efendim burada turizm ağırlıkla gençlerimiz turizm çalışmak evet. için mi gidiyor? Evet, turizm çalışması için gidiyor Marmaris'e. Burada insanlarımız sadece yaşlılar kalıyor yazın. Evet. Merak etme yani onlar da yaşlı olacak. Evet, biz de yaşlandık zaten de bizim evet. de bir sene iki senemiz var işleri evet, bırakmamıza evet. evet. İşte. Peki burada siz hayvancılık da yapıyor musunuz? İneği yok. Koy. Benim ineğim falan yok burada. Yazın çalıştığım için hiçbir şey yapamıyorum. Yazınca kışın mı geliyorsun buraya? Evet. Evet. Kışın buranın tadını çıkartıyorsun. Evet. Çocuklarım da geliyor. Manisa'dasınız değil mi? Marmaris'te misiniz? Marmaris'te oturuyoruz. Marmaris'te. Peki çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Hasret kimseye kalmasın. Sevdalılar ayrılmasın. Ayrılmasın. Ben yandım eller yanmasın, sevdanın aşkınlar canım. Evet, sevgili izleyiciler bu kuzunun annesi yok. Annesi bunları dünyaya getirirken ölmüş. Öldü, ama, baytar geldi. Baytar dedi ki yavruları ölmesin, karnını yaralım.
yavrularını çıkaralım dedi. Ya yavruları da ölür, ölmez dedi. Hemen yardı, çıkardı. Baş aşağı, bacağından aşağı salladı. Suya batırdı, çıkardı. Hemen kurutma makinesinden kuruttuk. Havluya doladık çocuk gibi. Evet, üçü de. Üçü ikiz miydi? Üçünün annesi yok. Evet, annesi. Şu an annesi sensin. Annesi benim. İleğine kattık, battaniyeye doladık. Sopamızın başında kafalarını çıkardık. Orada bir gece yattı. Baktık ayaklandı. İnek sütü içirdik. Getirdik buraya, burada damın içinde bekliyor, besliyor. Sabah oldu mu meliyorlar. İsim koydun bunlara, isimleri var mı? Biri biri Boncuk, biri Nazar. Bunun adı ne? Boncuk. Bendeki Boncuk sevgili izleyiciler, evet. Çok teşekkür ederim. Bu da Karakız. Evet, yani bir bunlara sahip çıkmışsın. Ay, malı yani... çok seviyoruz, hayvanı çok seviyoruz. Hayvanı seven insanı çok sever mi zaten? Evet, insanlarımızı da çok seviyoruz, hayvanı da çok seviyoruz. Zaten bizim alevimizin görene ıscak kanlı. İnsanları sevmek. İnsanları sevmek. İnsanları ayırmaz. Ayırmayız kesinlikle. Öngörüşlü. Bir bölüm ekmeğe 1000 kişiyle bölüşen bir alevimiz. Eyvallah, sağ olasın. Çok teşekkür ederim. İnsanı insan olarak görüyoruz zaten. Evet, eyvallah. Ayrımcılığımız yok. Sen ben yok. Bir tabakta 1000 kişiyle yemek yiyen aleviyiz. Benim ismim Ali. Ali Baba nasılsın? İyi misin? Soyadım Yaşar. Buna şükür. Teşekkür ederim. Nasıl bu köy bu kadar güzel ki ya? Bu güzelliği bize biraz paylaşır mısın? Abi... Köyümüzü paylaşmak gerekirse ya bu güzelliği paylaşalım. Bu güzelliği paylaşalım. Bu gördüğünüz gibi duasıyla, ondan sonra köyümüzün mükemmel insanlarıyla böyle mutlu bir hayatımız var. Karınca kaderince kendi şeyimizde olup gideriz. Göç görmeye, göç vermeyen köylerden biri midir bu yani? Çok fazla göç vermez mi? Doğrudur. Göç vermiyor. Doğrudur. Peki tarımcılık niye azaldı buradan? Tarım, hayvancılık biraz çoğaldı, turizm arttı dedi. Evet. Yani şimdiki yeni nesillerimiz artık biraz daha böyle şeye girdiler. Hani çağdaş diyeyim artık bir işe girdiler yeni nesiller. Yani tarımcılık biraz ondan düştü. Mesela bütün fulun orada mı bitti yani bütün falan? Ekiyor muydunuz daha önceden? Çok öncelerdi. Çok önceler ekiyorduk. Şimdileri ekmiyoruz yani. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hadi. Evet, sizi tanıyabilir miyim? Ben ismim Hüseyin Yavuz. Memnun oldum adaş. Nasılsın? Memnun. İyiyiz Allah'a şükür. Sizler efendim nasıl? Burayı biraz anlatsana bize. Herkese sorduk ama herkesi farklı bir dilde burayı anlatmasını istedim. Buranın bir çok yaz için bizzat çok güzel bir havası vardır. Buranın yazı kışı zaten kışı yok galiba. Sonbaharıyla yazı var herhalde. Evet. Yazın daha farklı olur. Serin olur. Köy yaşamında bu zamana kadar İyi bir vakit geçirdik. 60 yaşındayım. Evet. Köyümüzün daha önceden suyu yoktu. Evet. Elektrik yoktu. Dönemin iki muhtarı, bu üçüncü muhtar. Muhtarımızla başarılı bir çalışmaktan mutluyuz. Köyümüzün eksik olan... Hizmetleri getiriyor diyorsun yani. Eksik olan işleri yapılıyor. Köyümüzde çok huzurlu bir yaşam var. Evet. Dövüş kavga olmaz. Dargın küskün yoktur. Dargın küskün yoktur. Alevlik ritüellerini yerine getirir. Mutlaka. Alevinin yaşaması gerektiği gibi köyümüzde bir yaşam var. Evet. Bu da inşallah bize kadar devam etti. Bizden sonra da devam etmesini bekliyoruz. Siz bıraktıysanız çocuklara bu burası onlar da devam edecektir. Biraz bıraktık sayılır. Evet. Babamızdan, dedemizden aldığımız hoşgörüye, iyi niyete dayanaraktan çocuklarımıza da bir şeyler herhalde bırakıyoruz. Peki, çok öyle teşekkür. Sanıyoruz yani. Çok teşekkür. Efendim merhaba, isminiz ne? Merhaba, ismim Hamza. Şah Yılmaz. Hamza Şah, eski şahlardan. Hem de Şah Yılmaz. Eski şahlardan, evet. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Burayı bize sağ bir anlatın. Sağlığınızı dileriz. Hep burası, gülüyorsunuz maşallah ya. Vallahi. Burası gerçekten çok güzel bir yerdir. Evet. Yaşam süresinde falan çok şahanedir. Efendim bu sıra dağların adı ne? Bu sıra dağların adı biliyor musunuz? Bu dağlar böyle gidersen Çiçekli Dağı var. Evet. Kıyra Dağı var. Böyle Sandıraz gibi. Dağları. Evet.
Böyle gider Sengalbur Gedi, Doğucu Gedi çoktur. Bütün dağların ortasında bir keklik yuvası gibi bir şey. Aşağı yukarı çok güzel bir yer. Çok güzeldir. Kendimiz Marmaris'te emekli olduk. Buraya kaçtık geldik tekrar. Köyümüz çok güzel. Ama siz buradan gittiniz de. Buradan gittik. Buradan. Köyümüz organiktir yani. Çok güzeldir. Doğal bir köy diyorsunuz. Yani görülmüş değil yani yaşamı. Burada kavga dövüş hiçbir şey olmaz. Küskünlük yoktur. Herkes birbirini sayar sever. Küskünlük yok diyorsun. Yoktur yoktur. İyidir yani. Çok iyidir. Şu anda da zaten Hızır orucundayım ben kendim. İyi Allah kabul etsin. Amin. Hızır orucu tutup duruyoruz. Evet. Dün başladı ya. Evet. Yarın bitiyor. Üç gün mü tutuyorsunuz bir hafta? Üç gün. Sizin dedeleriniz nereden geliyor? Dedelerimiz şu anda Mut'tan geliyor. Mersin Mut'tan bir tane. Evet. Taki var. Taki evet. Özcan. Evet. Önce şeyden geliyordu. Akhisar'dan. Evet. Şey değil mi? Yan bas... Yan Yatır. Ha, Yan Yatır Ocağı'ndan. Yan Yatır Ocağı'ndan, evet. Yan Yatır Ocağı'ndan. Evet. Ama bütün Alevi geleneklerini, göreneklerini, ritüellerini, cemini, demini, görgüsünü, sorgusunu bu köy yapıyor değil mi? Yapıyor. Evet. Ne varsa yani yapıyor, ne varsa. Evet. Dede geldiği zaman bir hafta 10 gün. Burada evet. Müsahip vardır, aşına vardır, peşine vardır. Evet. Önce ikrar olur. Evet. Yani bunlar falan hep olur. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Bir şey size, değil sağ efendim. Sağ olun. Sağ olun. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize hep devam sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler merhaba. Biz gelince buraya gelince Marmaris'ten çıktığımız zaman sisli ve puslu, hafif de yağmurlu bir havaydı. Bizim gelişimizle birlikte sağ olsun buradan niyaz veriyoruz. Güneş açtı. Köyün bir ikinci güzelliğini daha burada görme şansına sahip etti. Sokaklar Anadolu'daki Alevi köyleri gibi değil buralar. Sokaklar, asfaltlar çok şirin, güzel. Toz toprak değil en azından. Örnek köylerimizden bir tanesi. Efendim siz burayı bir anlatır mısınız bize? Ben ne anladım burada? Sen buralı değil misin efendim? Güzelliğini anlat. Sen kaç yaşındasın? Ben 68 yaşındayım. Maşallah hiç göstermiyorsunuz. Efendim 68 yıldır burada köyde hayat nasıl geçiyor? Neler yaptın? Ne iş yaptın? Değil. Hayvancılık mı yaptın? Daha yeni geldik buraya. Sen buralı değil misin? Buralıyım. Onun için buralı da başka yerden geldim. Tamam da ama burada bir yaşamı var senin değil mi? Hayvancılık yapıyor musun? Tarımla ilgileniyor musun? Turizmle ilgileniyor musun? Ne yapıyorsun burada? Bu kendi haline yaşıyor burada ya. Ben oğluyum. Bizim köyümüzün güzelliğinden. Bu biz Marmaris'te çalışıyoruz. Evet. Babam burada oturuyor annemle. Evet. Tabii burası bizim köyümüz. Evet. Yok ben sonradan geldim falan değil de ben merak Hayır, ediyorum. Hayır sonradan evlenme zamanında aşamasında geldi. Evet. Yaklaşık yine 30-40 yıldan beri burada yaşıyor yani. Hepsi bu. Evet, bu köy bu kadar güzelliğini sadece doğadan mı alıyor yoksa bu güzelliğe sizler mi güzellik katıyorsunuz? Doğadan alıyor. Evet. Buradaki insanların güzelliğinden alıyor. Evet. Her şeyinden alıyor yani. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Evet, merhaba nasılsınız? Merhaba. Nasıl bir tanıyorum? Sağ olun. Teşekkür. Şahin Yaşar benim adım. Sevgili Şahin, hakikaten hep bu soruyu herkese soruyoruz. Sormaya da devam ediyoruz. Evet. Çünkü biz bu köyü bugün elimizden geldiği kadar sorun ve sorunlarını da anlatmak istiyoruz. Evet. Bu köyün eksiği nedir? Herkes bu köyün güzelliğinden, yeşilliğinden, doğasından, tarımından, hayvancılığından, sütünden, koyunundan bahsetti ama bu köyün eksikleri var mıdır? Yapılması ya, gerekenler. Eksikten ziyade bana göre benim köyüm daha çok kendi içinde yaşayan, evet. Genç nüfusun birçoğu bende dahil Marmaris'te ikamet eden. Evet, Marmaris 45 kilometre. Aşağı yukarı 45 kilometre, yarım saat falan. Evet. İşte dediğim gibi yani dört bir yanımız yeşil, bir tarafımız günlük ağacı, bir tarafımız çam ağacı, bir tarafımız okaliptüs ağacı. Güzel bir köyümüz bizim köyümüz. Ben köyümü çok seviyorum şahsen. Ki buradasın. Ki buradayım. Evet. mesela muhtarımız çalışıyor. Evet. Ağzalarımız çalışıyor. Çok fazla bir eksiği yok diyorsun. Ya çok bana göre çok fazla ben çok da bozulsun istemiyorum zaten. Evet. Kendi içinde yaşayan, kendi içinde dönen bence güzel bir köyümüz. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim sizi bir tanıyabilir miyim? Bu güzellik, güzel. Benim adım İnce. Ay ne kadar güzel bir ismin var. Aynı senin gibi bütünleşmişsin isminle. Neler yapıyorsun? Bir anlat bakayım burada okula gidiyorum. Ne yapıyorum? Okulda resim yapıyoruz, oyun oynuyoruz, bedene çıkıyoruz. Evet, şarkı söylüyor musun, türkü söylüyor musun? Söylüyoruz, peki, bazen ders yapıyoruz. Peki bana da bir şarkı veya türkü söyleyebilir misin? İstemiyorum. Niye? Söylemez misin? Çünkü oyuncu aklımda mı? Yok. Ha, unuttun. Bizi görünce mi unuttun? Yok işte aklımda. Canım benim sağ ol. Efendim seni bir tanıyabilir miyim? Benim adım Ödül Yaşar. Evet, ne kadar güzel bir ismin var senin ya. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ben de okulumda resimler yapıyorum. Evet. Onun dışında? Onun dışında
Annene yardım ediyor musun? Ediyorum. Üzmüyorsun değil mi anneni babanı? Evet. Çok yaramaz çocuğa benzemiyorsun zaten. Yaramaz değil misin? Hey canım benim, sağ olasın. Merhaba efendim, sizi bir tanıyabilir miyim? Döndü Şah Yılmaz. Nasılsınız Döndü abi? Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar burada sizin esnaf olduğunu, bu evet, kıraathanesini işlettiğinizi evet, söylüyorlar. Doğrudur. Önce işler nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Çok şükür. Peki bu köyde kadın olmak nasıl? Yani kadınlar mı çok çalışır, erkekler mi çok çalışır? Kadınlar ön planda mı, kadınlar ikinci planda mı? Yok, ön plandadır kadınlarımız. Çalışırız. Evet. Ön plandayızdır. Yani kadın evet, erkek eşit mi çalışır? Eşit çalışır. Ama siz kendi işletmenizin başında da siz varsınız. Eşimle beraber çalışıyoruz. Birlikte çalışıyorsunuz. Evet. Efendim nasıl işler bu köyde? Kaç tane kahve var aranızda? 3 tane kahvemiz var. Evet. Köyde işler güzel. Evet. Köyümüz çok güzel muhtarımız sayesinde. Hı-hı. Her şeylerimiz yapıldı. Yani. Peki. Efendim burada bir Alevi kadın olarak bir ablalara da sorduk gerçi ama burası bir Alevi tahtacı köyü. Evet. Alevi ritüellerini de yerine getiriyor mu burada? Tabii ki de, örf adetlerimiz. Hala devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Sen şöyle bir çalışırken arkadaşlarımız görüntülesin. Tamam, ben size 20 tane kahve getireyim. Ben sana kahvenin hikayesini de anlatayım ama sonra yani. Onur. Sen de başkalarına anlatırsın. Tamam, anlatırım. Efendim merhaba Özge, nasılsın? İyi misin? Merhaba, iyiyim, sağ ol. Sen bu köyde mi yaşıyorsun? Evet. Bu köyün bütün güzelliğini sen almışsın zaten. Doğanın güzelliğini, kendi güzelliğini ortaya koymuşsun. Köyün güzel kızlarından biri olmuşsun. Efendim bu köyde bir genç kadın olmak, genç kız olmak nasıl bir duygu? Burada neler yapıyorsunuz? Gerçekten gençleri buraya, sizin gelmeyenleri buraya nasıl davet ediyorsunuz? Ve gençleriniz burada mı? Genelde çalışıyorlar Marmaris'te hepsi. Buraya da hani ailelerini görmek için geliyorlar. Hafta sonları tatillerde, 15 tatillerde vesaire vesaire öyle. Peki sen sürekli burada mı kalıyorsun? Yani ben tatil günlerim buradayım, annemlerin yanındayım. Diğer günler ben de Marmaris'te çalışıyorum. Evet, çalışıyorum. Neler yapıyorsunuz efendim Marmaris'te? Genelde ama bütün çalışmanız aslında geriye doğru buraya yatırım değil mi yani? Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani Marmaris'te evi olan herkesin burada da evi vardır. Önce buradan buradaki evlerini hallederler, yaptırırlar. Evet. Sonra Marmaris'e giderler. Evet. Efendim peki buradaki gençlerimiz, hem erkek hem genç kızlarımız mutlaka köy içinde mi evlenirler? Evet. Dışarıya kız vermeyiz biz. Öyle mi? En fazla dışarı, yani yakın köylerimiz olur. Yakın tahtacı köyler olur. Evet, tahtacı köyleri. Dışarıya kız vermeyiz. Başlık falan var mıdır burada? Yok, yok asla. Yani. Hayır. Herkes iki tarafta çocukların mutluluğu için çalışır. Kesinlikle. Efendim, çok teşekkür Kültür ederim. Farkı çok önemli. Bu yüzden hep birbirimizin içinden oluruz yani. Çok teşekkür evet, ediyorum. Gönüle hasret yazıldı. Sevgiye mezar yazıldı. Gönüle hasret yazıldı, sevgiye mezar kazıldı. İki damla yaş süzüldü, gözlerimin pınarına, pınarına. İki damla yaş süzüldü, gözlerimin pınarına. Evet sevgili izleyiciler, şu an köyümüzün cemevindeyiz ama yanımda da Zakir'imiz, aynı zamanda Zakir ama 3-2 görevi bir anda da yerine getiren bir abimiz. Aynı zamanda kamber ve dedenin de kılavuzu ve aynı zamanda Zakir'lik yapıyor söylediğim gibi. Efendim bu şu an cemevindeyiz. Cemevi gerçekten güzel, bu köyde yeter. Burası ne zaman yapıldı? Eskiden cemevleri sizin evleriniz, evlerde mi cemevi yapılırdı? Burası ne zaman yapıldı en azından? 98 yılında. 98'de. 89 yılında. Evet. Burayı biz yerine kayınpederim verdi. Ali Tozak. Yani 27 yıldır var burası. Evet var. Yalnız çok küçüktü. Evet. Halk almaz oldu içerisi. Halk almaz oldu. Evvelki sene yıktık. Şu anda yenisini yaptık. Peki burada daha önce ama bundan önce 27 yıl önceye baktığımız zaman tahtacıların her evi bir cemevi miydi? Cemeviydi. Evet peki, çok teşekkür ederim. Geniş evlerde yapıyorduk yani. Evet peki. Hangi ev genişse. Sen de güzel bir nefes alalım. Buradan köyümüzün içine doğru da yol alalım.
Hak için kendine kurban eyleyin, eyleyin. Şah-ı Merdanoğlu den İmam Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Bunca gelenlere de ferman eyleyin, eyleyin. Şah-ı Merdanoğlu den İmam Hüseyin, Hüseyin. Hüseyin. Dedesi Muhammed'den atası Ali, Ali. Anası Fatma'da cihanın gülü, toz gülü, gülü. Bunca gelenler de dediler onu, onu. Gözlerimin nuru da İmam Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Atının sultanı da Düldülük Şahı, Şahı. Bunca gelenlerin dahi namahı, gelmahı, gelmahı. İmam Hüseyin diye değil yelim ahı, ahı. Gözlerimin nurudan İmam Hüseyin, Hüseyin o. Hüseyin. Muhammed Ali'nin deşemi çırağı, çırağı. Yan yatırdır da hakikatin direği, direği, direği. Ciğer parası da onun yüreği, yüreği. Ah dinim imanımdan İmam Hüseyin, Hüseyin olur, Hüseyin. Doşça atayım da tuttum zamanın eli, eli. Düşmanına düşmandır da bu zahtenin, gel zahtenin, zahtenin. Çeşmin başında Şah Murtaza'nın, Murtaza'nın. Oğlu da İmam Hüseyin, canım Hüseyin dostuyuz. Hüseyin. Cem Evlen'de söylediğim değişlerden birisi bu. Çok teşekkür ediyoruz. Duygulandırdığın, söylediğin her kıtasına, başta Yan Yatır Hoca olmak üzere, İmam Hüseyin'i, Ali Yan'ın cümlesine, tüm izleyicilerimiz adına niyaz olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu teşekkür güzel ederim. Eseri bizlerle. Biz Seyit Ocağı'ndanız. Evet. Seyit. İmam Zeynel soyundan gelen Seyit Ocağı'ndan. Genelde Toroslar'da onlar var. Evet. O anlamda söylüyorum. Evet. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür sağ ederim. Biz de geldiniz. Bugün burada olmaktan gerçekten çok mutlu olduk. Biz yani de çok mutlu olduk. Yani ben çok teşekkür ediyorum. Pir Sultan yöneticilerin tamamı buradalar. Bugün bizim yanımızda oldular. Onlar olmasaydı aslında biz burayı göremeyecektik. Pir Sultan'a da buradan niyaz olsun. Onun yöneticilerine de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, aslında bu cememiz daha yeni yapıldı. Hatta tabelere falan takılmamış. İçeri de ilginç, demin arkadaşım çekti. 4 tane yukarıya doğru göbek yapılmış. O da sanki 4 kapı 40 makamı da anlatıyor. Anlamı var. Anlam var. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili muhtarım Veysel Keskin.
Burayı bize bir anlat. Aslında geçmişte tahtacıların her evi bir cemeviydi. Evet. Ama artık sığmadığı için burada da tek başına bir cemevi yapılmaya devam ediyor. Buyurun. Şimdi 89 yıllarına kadar evet. evlerde yapılırdı. Gençlik yetişince evet. evlerde yeterli kalmaz oldu. Evet. Bu sefer rahmetli abim vardı. Onun anısına bu cemevini evet. biz yaptırdık. Kendim yaptırdım ben. Tabii bu ara gençler nesil çoğaldıkça evet. o cemevi de yetişmez oldu. Arkadaşlara dile getirdik. Cemevimiz yetişmiyor, yeterli evet. gelmiyor. Bunu değiştirelim dedik. Sağ olsun köy halkımız dayanışmayı sever. Hepimiz el ele verdik. Köyümüzün halkının desteğiyle cemevimizi bu hale getirebildik yani. Efendim şu anda Türkiye'de sistem değişiyor. Sanki devlet Alevilere bir el attı. Hem cemevi statüsünü hem de dedeleri biraz kendine çekmek için maaşa bağlamak, işte Alevilere yeni bir Alevi diniyeti açmak gibi bir niyeti var. Bunlar devlet bunu yaparsa, devletin maaşını alan devletin borusunu öttürür biliyorsun. Evet. Yani Alevi de bir nevi asmin eder diye. En azından evet. ben birey olarak böyle düşünüyorum. Evet. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Abi, çünkü önemli tahtacı köylerinden bir tanesi hı. burası. Devlete bağımlı olarak olmasını istemeyiz biz. Evet. Çünkü yıllardan beri, asırlardan beri evet. bu böyle devam etmiş evet. ve böyle de devam etmesini istiyoruz yani bizim halkımız. Kesinlikle dedeler maaş almasın. Yok almasınlar, almasınlar. Evet yani. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Evet Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Marmaris Şube Başkanı Kasım Çağlı ile birlikteyiz. Evet efendim Kasım Çağlı güneşin doğduğu yerden yani doğudan Erzurum'dan İstanbul'dan da sonra buraya uzun yıllar 89 yıldan beri yerleşmiş. Sanki bir artık Marmarisli bu köylü olmuş aslında öyle görüyorum kendisine. Evet. Efendim siz de sık sık geliyorsunuz burada dostluklarınız var. Sizin gözünüzde burası efendim. Burası Muğla'nın Alevi köylerinden birisi. Çok güzel bir yerleşim içerisinde. Dostlarımızla sürekli görüşen, derneğimizle ilişkiler olan bir köyümüz. Sürekli olarak ziyaret ederiz arkadaşlarımızı. Dostluk bağlarımız var. Alevi, ya Muğla'da tabii ki çok var ama burası kendine özgü bir köy. İçlerinde bu Alevi geleneğini sürdüren, burada işte cemevi olan Muğla'da ender yerlerden birisi burası. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Efendim sizce hem Sıtayel Mahmut Çatalkoğlu. Mahmut Yılmaz. Sen de Sivaslısın. Adamlı köyündeyim. Adamlı köyündenim. Evet, Hubiyar Ocağı'ndan. Hubiyar Ocağı'ndan. Evet bugün Marmaris'te yaşıyorsunuz. Pir Sultan'da da görev yapıyorsunuz. Pir Sultan'ın gönüllü evet. emekçilerindenim. Çalışırım. Bugün de şu anda Çörüş'teyiz. Evet. Çörüş Ege'mizin incisidir. Evet. Çörüş gerçekten organik yapısıyla, doğal güzellikleriyle evet. halkının böyle halen bu kültürü Ege yörüklerinden kaybetmemesiyle bizim de çok tahtacılardandır. Bizim de çok dikkatimizi çeker, severiz. Üzerimize düşen şeyleri yaparız. Onlar da bizimle ilgilidir. Gelir giderler. Biz de onları çok severiz o dedenler. Çok teşekkür ederim. Ediyorum. Efendim sizi hem bir tanıyalım şöyle. Ethem Şahinoğlu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Disiplin Kurulu üyesiyim. Evet. Marmaris Kültür Derneği üyesiyim. Ben de uzun yıllar Marmaris'te yaşıyorum. Bu Çörüş halkıyla beraber yaşıyoruz, aynı mahallede yaşıyoruz. Biz onlarla iç içeyiz. Mezar, cenazelerinde, düğünlerinde, bayramlar hep beraberiz. Bu cemevine ikinci gelişim. Evet. Sayın Muhtarımız gerçekten çalışmalarından dolayı ona tebrik ediyorum. Çörüş köyü bizim ayrılmaz bir parçamız evet. sanki. Bizle beraber yola çıkıyoruz ve aynı kadri paylaşıyoruz. Güzel bir köyümüz. Seviyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Teşekkür. Merhaba ben Hüseyin Acar. Tokat Zileli'yim. Evet. 95'ten beri Marmaris'te ikamet ediyorum. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin Marmaris Şubesi yöneticisiyim. Yönetim kurulu üyesindeyim. Çörüş burada hep birlikte iç içe arkadaşlarım da söylediği gibi iç içe birlikte yaşıyoruz. İş yerlerimiz olsun, yerleşim yerimiz olsun, cemlerimiz olsun. Örgütsel faaliyetlerimiz olsun. Hep birlikteyiz. Burası bizim için çok büyük bir değer Alevi köy olarak. Biz de her zaman kendilerinin yanındayız, yanlarındayız. Onlar da bizim yanımızdalar. İsmim Bayram Çetin. Marmaris Pir Sultan Abdal Yönetim Kurulu üyesiyim ben de. Arkadaşların dediği gibi burası Marmaris civarındaki tek Alevi köyüdür. Biz de her zaman burada her türlü etkinliklere katılmak için çaba sarf ediyoruz. Ben 8 yıldır zaten Marmaris'te yaşıyorum. Sonradan geldim.
Ama olabildiğince işte etkinliklerin hepsine katılmak, her türlü elimizden gelen çabayı sarf etmekle yükümlüyüz. Aslen Malatyalıyım ben zaten. Evet. Kürecikliyim ben. Öyle mi? Evet. Hangi? Tataruşuğa köyü. Ha, Tataruşuğa. Gazi Karakış, ben de Sivaslıyım. Evet. Marmaris'te Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yöneticisiyim ben burada. Evet. Bu köye ikinci kez gelişim. Daha önce cemevini görmüştüm, küçüktü. Şu an çok güzel bir cemevi yapmışlar. Köy güzel burası. Buna, sen muhtar bayağı çalışıyor aslında. Çalışıyor. Muhtarı ben Marmaris'ten bile tanıyorum. Evet. Orada da gelip, hatta bizim derneğimizin üyesiydi. Görüşüyorduk onlarla. Epey insanlar da Marmaris'e oturuyorlar. Derneğimize de zaman zaman geliyorlar. Evet. Şeylerimiz iyi yani. İrtibatımız iyi. İyi, evet. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, demin de söylemiştim. Biz buraya Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin yöneticileriyle geldik. Şu anda da yanımda Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Sayın Gani Kaplan'la birlikteyiz. O da uzun yıllardır Marmaris'te yaşıyor. Ve buradaki tahtacı köyleriyle de ilişki bağları güçlü olan bir sevgili başkanımız. Efendim bu köydeyiz. Gerçekten köy gülen bir köy. Gülen bir yüzü var. Siz de uzun yıllardır burada yaşıyorsunuz. Burayı bize kısa bir kendi o gördüklerinizi bizle paylaşırsan buranın insanı çok sevinirim. Biz 1994 yılında Marmaris'e Pir Sultan'a kurduğumuzda ilk yemeğimizi hatırlıyorum. Bu köyde çoluk çocuk kalmamıştı. Hepsi Marmaris'e gelmişlerdi yemeğe ve kapıda ağlıyorlardı. Allah'ım bu günlerde mi gösterdiniz bize diye. Gerçekten 30 yıldır bölgede ciddi anlamda mücadele veriyoruz. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin, daha doğrusu Alev örgütlenmesinin en zor örgütlenme sahalarından birisidir Ege bölgesi. Sıkıntılıdır. Çünkü Ege bölgesindeki Alevlere devlet ciddi anlamda el atmış durumda. Gerçi ben Çörüş anlatacaktım ama Çörüş'ü köylerimiz anlattı. Evet. Ciddi anlamda el atmış orada, ciddi anlamda yozlaşma baş gösterdi köylerimizde, beldelerde, Alevi mahallelerimizde. Biz de bununla ilgili Pir Sultan Abdal Kültür Derneği mutlaka örgütlenme alanını, şeklini ve şemalini alanını değiştirmek zorundadır. Türkiye'deki tüm bu millet bazında Kürtleri, Zazaları, Çerkeçileri, diğer Alevi Alevileri bir araya getirecek tek kurum, aynı çatı altında birleştirecek tek kurum Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'dir. Bunun dışında hiçbir kurum bunu beceremez, yapamaz da zaten, hedefleri de yoktur. Bizim mutlaka hedefimizi değiştirerek özellikle Çanakkale'den Antalya bölgesine kadar çok ciddi bir saha çalışması yapmamız gerekiyor. Alevi köylerine, Alevi mahallelerine devlet kuryeleri uyuşturucu bedava hap dağıttırmaya başladı. Gençlerimiz ellerimizden gidiyor. Gerçi bu Çörüşköy'de böyle bir tehlike söz konusu değildir. Çörüşköy'ü inancını gerçekten geçmişten bugüne kadar çok sahip çıkan, müsahiplik kurumunu işleten, düşkünlük makamını işleten, kendi içerisinde çözen bir köyümüz. Ama dışarıya çıktığımız zaman böyle göremiyoruz bunu. Bunu mutlaka biz dernek olarak bunu önümüze koymamız gerekiyor. Bu saha çalışmasını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sana. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Ben yandım, eller yandım. Evet sevgili izleyiciler, şu an hemen yakaladık. Çörüş'ün güzel kızlarıyla birlikteyiz. Sohbet edeceğiz. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Sizi bir tanıyabilir miyim? Allah'a çok şükür iyiyim. Allah iyilik sağlık versin. Cümlemize hoş nasılsın, geldiniz. Nasılsın, iyi misin? İyiyiz. Şu köyünüzü bir anlatın. Bu ne kadar bir güzellik var. Hepiniz gülüyorsunuz. Dağ gülüyor. Türkiye'nin en güzel yerinde biz yaşıyoruz. Öyle mi diyorsun? Çok güzel. Evet. Her şeyin havasından, suyundan, her şeyinden çok iyi. Evet. İnsanlarımız sıcakkanlıdır. İyi. Sen hep burada mısın? Buradayım. Çocuklarım var Marmaris'te. Oraya geldim. Bu köyün kızı, bu köyün gelini misin? Geliniyim. He. Hem kızıyım hem geliniyim. He. Efendim bura, hayvancılık burada biraz daha yüksek değil mi turizmle? Ama tarım durdu. Yazın turizmle uğraşıyor. He. Yani erkeklerimiz taksicilik yapıyor. Ama hayvancılık da var. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim sizi bir tanıyabilir miyim? Tanıyabilirsin. Nasılsın, iyi misin? Adın ne? İyiyim, Dudu. Dudu abla nasılsın, iyi misin? İyiyim. Burayı bir anlat bakayım bize ya. Nasıl? Nasıl bir köy burası? Ne kadar güzel bir köy ya. Burası çok güzeldir. He. Yazın fırıl fırıl eser her taraflar. He. Yayla sanarsın. Öyle mi? Hı. Zaten yayla, kuş yuvası gibi dağların eteğinde güzel bir köy. Öyle. He. Peki bize bir şey diyor musun da? Ne diyeyim, sağlığınız. Peki, teşekkür ediyorum. Efendim merhaba, bir tanıyalım sizi. Hoş geldiniz. Ortacalı. Hoş bulduk. Ortacalıyım ben. Ben Musavir'im burada. Buradasın.
Evet. Sürekli gelir misin buraya? Arada gelirim. Nasıl bulursun burayı ortaca? İyi bulurum. Onun için sürekli buradasın. Evet. Diyorum. Komşularım, arkadaşlarım, evet, görmek için buradayım. Evet, evet, iyidir. Efendim siz nasılsınız? İyi misiniz? Şükür. Yaş kaç? 8'ini buldu. Buldu mu? Ha. Belki de geçti. Maşallah çok gençsin ama ya. Gözü. Burayı bize bir anlat burayı. Ya ne güzel bura. Ne güzel bura diyorsun. Kaç çocuk var? Kaç torun var? 6 tane. Torun? Torun 3 tane. Torun 3 tane. Allah bağışlasın. Bize bir şey söyler misin? Ne söyleyeyim? Adam öldü. Adam öldü mü? Öldü. Başın sağ olsun, ne diyeyim? Adam falan istemiyor artık yani. Ne diyelim edeceğim, yeni öldü daha. Yeni öldü. Daha kırkı bile olmadı. Eyvah canım, başın sağ olsun. Sizin inşallah. Çocuklarınıza selam olsun. Çocuklarcığım Allah. Evet, efendim sizi bir tanıyalım. Gülten Şah Yılmaz. Gülten Hanım. Hoş geldiniz köyümüze. Sağ olun, iyi. Efendim bu köyünüzü biraz bize anlatın. Burada kadınlar mı daha çok çalışır, erkekler mi daha çok çalışır? Biz kadınlarla erkeklerde hiç ayrım yapmadan iş olursa yaparız. Evet. Hep emekli olduk, Marmaris'ten döndük köyümüze. Evet. Şimdi bura huzur evi gibi oturuyoruz evimizde. Hakikaten ne güzel yani burası. Ben çok teşekkür ediyoruz. Ay doğar gecelere, daldım düşüncelere. Eller aldı yarimi, ben kaldım köşelerde. Eller aldı yarimi, ben kaldım köşelerde. Mektup yazarım mektup, kenarını süsleme. Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama. Babacımın uçları, çıkamam yokuşlarım. Selam söyleyin yâre, yedi dağın kuşları. Selam söyleyin yâre, yedi dağın kuşları. Mektup yazarım mektup, kenarını süsleme. Ben yazarken ağladım, ben okurken ağlama. Ben teşekkür ederim efendim, sizi bir tanıyalım, bu kadar içten vallahi söylediniz. Efendim. Hem mızrap hem de parmaklarınız bu türküyü okurken öyle bir hızlanıyordu ki sanki yaşanmışlığı tekrar yaşadınız. Bana öyle geldi. Sağ olun, teşekkür ederim. Benim Hikmet Çörüş ismim. Evet. Çörüş köyündenim. Evet. Yani burada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorum, emekliyim. Emeklisiniz. Evet. Burada herkes emekli maşallah. İyi yani köy durumu. İşte. Evet. Yani bu söylediğim türkü Karadeniz yöresi. Evet. Seviyoruz Karadeniz'i. Evet. Ya yani biraz da yeşilliğinden ondan mı? Yani. Evet sevgili seyirciler, programımızın sonuna doğru yaklaştık. Muhtarımızın hizmetinden, köyümüzün hizmetinden köyde cemevini çektik ama en önemli ihtiyaç da buranın zaten çok gurbetle fazla işi yok. En gurbeti Marmaris. Dolayısıyla bütün hem inançlarını hem de kültürlerini burada paylaşıyor. Burası gördüğünüz 700 kişilik bir düğün salonu hazırlanmış. Evet, muhtarıma sözü veriyorum. Burayı bizle biraz paylaşıyor. Teşekkür ederim. Bizim burada düğünlerimiz bayağı yoğun olur. Evet. Kalabalık olur. Genelde kışın olur. Evet. Biz buna müracaat ettik. Yardımcı oldu devletimiz ve belediyelerimiz de. Kapalı olarak bir düğün yeri. Daha doğrusu devlet değil de belediye yardımcı oldu. Evet, belediye de yardımcı oldu. Evet, belediye yardımcı oldu. Başa çıkarmak üzereyiz. Az bir eksiğimiz kaldı. Evet. O eksiklerimizi de tamamladık mı açılış yapacağız. Evet.
İnşallah sizleri de davet ederiz. Bir gün olursa biz de burada tabii, oluruz. Tabii tabii tabii. Çok teşekkür ederim. Evlenecek kışın olursa, kışın olursa olursa kader oluruz. Tabii yani. Tabii iyi olur yani. Açılış yapacağız herhalde. Burada düğünler yöresel mi yapılıyor? Gene yöresel bir düğün mü yapıyorsunuz? Yöresel kıyafetler kendini yoksa gene yöresel de oluyor. Şey gibi şehirler gibi salona kilitliyor. Şehirler gibi de oluyor evet. Bayağı şehirleşiyor artık. Evet. O şekilde dönüşmek üzere. Bu üretilerimizi kaybediyoruz. Geçmişteki tahtacı kaybetmeye düğünlerini. Alımızı, yeşilimizi, morumuzu, kırmızımızı kaybediyoruz. Kaybetmemeye çalışıyoruz yani. Yine aynı devam ediyor onlar yani. Peki, çok... Evet sevgili izleyiciler, yanımdaki abiyle tesadüf tanıştık. Burada tanıştık. Sivas nere? Göksun nere diyeceğiz. Evet. Sivas, Koçgiri, Göksun, Keklikoluk köyü Maraş'ın ve yurt dışı ve oradan da bir tahtacı köyü Marmaris diyoruz. Söz hem kendisini tanıyalım evet. Hem de burayı bize anlatsın. Ben 8 seneden beri geldim sağ olsun. Muhtarımız da yardımcı. Burada maden işletiyoruz. Evet. Krom madeni. Evet, evet yurt dışında. Fakat zorluklar var. İşte aşıyoruz. Yavaş yavaş. Efendim dışarıdan birisi olarak. Bak saydım ben sizi. Evet. Nereden nereye geldiğinizi evet. Saydım. Burayı bir anlatın. Biz vallahi kapıdan içeriye girdik. Doğa gülüyor. İnsanlar gülüyor. Evet. Hayvanlar gülüyor. Yani evet. Kuzuları sevdik. Tavukları sevdik. Böyle bak. Herkes bize gülüyor. Gülen bir köy buranın adı yani. Evet. Gerçekten gülen bir köy. Evet. Çok da güzel manzarası var. İnsanları evet. Çok güzel. Misafirperver tamam mı? Yani çok hoş yani. Böyle bir yer görmek zor. Cennet ama evet. Cenneti cehenneme çeviriyoruz biz. Evet. Yani yaşam standartı zayıf burada yani. Evet. Peki efendim siz Keklikoluk'a gidiyor musunuz? Göksun'a gidiyorum. Yani gidiyorum. Burası benim doğduğum köy. Evet. Doğduğum köy. Ben oraya da gittim biliyorsun. Evet. Orada Binboğa Dağı'nın eteklerinde. Evet. Güzel mi güzel? Hatta bugün Aliza Binboğa da çıktı televizyon şimdi. Onu, evet. Onu dinledim biraz şimdi bir önce. Evet. Ya biz o tarafı seviyoruz. O tarafı işte. Buradan Keklikoluk'a da selam olsun. Selam olsun herkese. Evet, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, sevgili Hasan abiden bir eser daha alıp programımızı sonlandıracağız. Gilan gözlerine kurban oldum, tarı selamını almaz mısınız, almaz mısınız? Gilan gözlerine kurban oldum, Tanrı selamını almaz mısınız, almaz mısınız? Evlam sizi süs için mi yarattı, siz gel demeyince gelmez misiniz? Mevlam sizi süs için mi yarattı, siz gel demeyince gelmez misiniz? Gurbete gidenler ağzını alır, almayanlar da yollarda kalır, yollarda kalır. Kimisi Kabe'ye varır da gelir, Kabe kapınızda görmez misiniz?
kimisi Kabe'ye gider de gelir. Kabe kapımızda görmez misiniz? Başım alıp diyar diyar giderim, yar yar giderim. Yarın mahşer günü dava ederim, siz mahşer yerine varmaz mısınız? Yarın mahşer günü dava ederim, siz mahşer yerine varmaz mısınız? Evet sevgili izleyiciler, geldik köyümüze. Gerçekten hep başta da söylediğim gibi gülen bir yüzle başladık. Gülen bir yüzle köyümüzden ayrılıyoruz. Sıra dağların çevrildiği yeşil mi yeşil güzellikleri kendi bağrında besleyen bir tahtacı köyümüzdeyiz. Bütün güzellikleri aldık. İnanıyorum ki seyrettiğinizde de çok keyif alacağınızdan kesinlikle eminim sevgili izleyiciler. Her zaman olduğu gibi buradan ayrılırken, sevgi kadar özgür, özgürlük kadar vazgeçilmez olun, sevgiyle kalın, sağlıklı kalın, güzel günlerde kalın ama en önemlisi aşkla kalın, hoşça kalın. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Ben yandım eller yanmasın, sevdanım aşkın varma. Ben yandım eller yanmasın, sevdalı aşkınlarla canalma. Çenek seni dumanlı dumanlı koy bizi.